2006 model Fiat Grande Punto aracımıza 9 inç Android multimedyamızı entegre ettik. Entegrasyonla ilgili detay bilgi şu şekilde. Birinci konu, aracın ilgili hatlarında ulaşan özel bir çerçeve kullanıyoruz. Bu çerçevemiz iki yapıdan oluşuyor. İlk çerçeve aracın ilgili hatlarını birebir kaplıyor. Standartta 7 inç bir ana ünite eklemek için kullanılan çerçeve aracın havalandırma mazgalarını bu şekilde çeviriyor. İkinci çerçevemiz ise bir cep telefonu kılıfı gibi cihazımızı ilk kullandığımız çerçeveye tutunmasını sağlayan özel bir yapı oluşturuyor. Oluşan fiziki görüntü bu şekilde ortaya çıkıyor. Bu birinci konuydu. İkinci konu, fabrikasyon konnektör yapılarını bozmadık. Birebir karşılıklarını kullandık. Bir önemli konu, direksiyon simidinin üzerinde bulunan fonksiyonlu tuşların tamamını cihaz üzerinde çalıştırdık. Bir eklentimiz geri görüş kamerası. Geri vitesi aldığımız zaman kameramız otomatik devreye giriyor. Kullandığımız kamera analog HD bir kamera. Birazdan diğer detaylarını da sizlerden paylaşmış olacağım. Tekrar etmek gerekirse aracımız Fiat Grande Punto. 9 inç cihazımızı entegre ederken bir adet özel çerçeve kullandık. Konnektör yapılarını bozmadık. Direksiyon kumandalarını çalıştırdık. Geri görüş kamerasıyla montaj tamamlanmış oldu. Cihazımız araca neler kazandırıyor? Öncelikle Apple CarPlay ve Android Auto'yu kablosuz sunuyor. Şöyle Spotify'dan bir müzik açarak direksiyon kontrollerinin çalışma prensibini de burada gösterelim. Ses açma, ses kısma, komple ses kısma, şarkı ileri geri tuşları sorunsuz çalışıyor. Direksiyon simidi üzerindeki SRC tuşu, yani kaynaklar arası geçiş tuşunu da fonksiyon değişikliği yaparak bas konuş olarak ayarladık. Orada mısın? Dinliyorum. İstanbul'da hava nasıl? İstanbul'da şu anda rüzgar var ve sıcaklık gibi. Kullanıcı artık hem Apple CarPlay'de hem de Android Auto'da artık direksiyon simidini elinden bırakmadan birçok işlemi bas konuş yardımıyla kullanmış olacak ilgili tuş vasıtasıyla. Cihazımız Android Auto ile kablosuz sunuyor. Her iki akıllı telefondan ekran yansıtmayı da ilgili uygulama üzerine kablosuz gerçekleştiriyor. Radyo kısmı, radyoda RDS sinyallerini alabilir nitelikte 18 adet istasyon havuzası var. Dinlediğimiz istasyonları ismiyle kayıt altına alabiliyoruz. Cihazımızda 3 türlü navigasyon var. Birinci tür navigasyon offline, GPS üzerine çalışan offline navigasyon. İkinci tür navigasyon cihaza internet paylaştırıldığı zaman Play Store hesabı üzerine kurulmuş ya da kurulacak Google haritalar, Yandex gibi uygulamaları kurup kullanabilecek. Üçüncü tür navigasyon ise Apple CarPlay ve Android Auto modundayken konum mantığını araçta kullanmış olacak. Apple CarPlay'in desteklediği bütün navigasyon uygulamaları ilgili ekrana taşımış olacak. Gece ve gündüz modları da sorunsuz bir şekilde sistemde çalışmış oluyor. Bluetooth'la telefon görüşmesi ve telefonla müzik aktarımı için Bluetooth altyapısı, mikrofon kazanç ayarları ve Bluetooth 5.0 entegresiyle telefon görüşme kalitesi en üst seviyeye ulaşmış olacak. USB'ler üzerinden videolar ya da müzikler açabiliyoruz. Torpido içerisine 2 adet USB konnektörü çektik. İlgili ikon üzerine müziklere, ilgili ikon üzerinden de videolara erişim sağlamış olacak kullanıcı. Yeri gelmişken belirtelim. Cihazımız 1280x720 IPS ekran kullanıyor. Aracın değişik açılarına bakıldığı zaman kesinlikle görüntü kaybı yaşatmaz ve günlük hayatta akıllı telefonlardan aldığımız o dokunmatik hissiyatı da sunmuş oluyor. Android işletim sistemi var önümüzde. Cihaza internet paylaştırıldıktan sonra ve Play Store hesabı oluşturulduktan sonra YouTube ya da birçok uygulamaya da erişim sağlamış olacak kullanıcı. Bir eklentimiz geri görüş kamerası olduğunu söylemiştik. Şöyle bir ayar var, o ayarı yapalım. Geri vites aldığımız zaman kameramız otomatik devreye giriyor. Kullandığımız kamera analog HD bir kamera. Derinlik, netlik ve açı veriyor. Boşa da ileri vites aldık. Otomatik devreden çıkmış oldu. Cihazımız bu işlemleri yaparken hangi donanımda çalışıyor? Hakkında kısmına girdiğimiz zaman TS18 platformu bu işteki en stabil platform. Cortex'in A55 ve A75 işlemcilerini kullanıyor. 1.8 GHz hızında. RAM 8 GB RAM, 128 GB da dahili hafızası var ürünümüzün. Aracımız 2006 model Fiat Grande Punto, 9. cihazımızı sorunsuz bir şekilde entegre etmiş olduk.